Değerli basın mensupları, basın açıklamama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli basın mensupları, her geçen gün dengesiyle oynanan doğa, doğa anaya sahip çıkmanın nedeniyle önemli olduğunu daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya nüfusunun yarısının karantinaya alınmasından doğayı olumlu yönde etkilediğini itiraz edilemez bir gerçektir. Bilim insanları bu yaptıkları açıklamalarda dünya genelinde hava kirliliğinin bu yıl 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeye geleceği yönündedir. Bu bilgi de doğanın yıllar içerisinde ne kadar kirletildiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yani bu süreçte virüsün tek olumlu etkisi doğaya olmuştur. Kendini yenileyen, toparlayan doğa bize bir mesaj vermiştir. Benim dengenle oynamayın. Hepimiz bu pandemi sürecinde gördük ki İstanbul Boğazı'nda, İstanbul sahillerinde yunuslar gezmeye başlamıştı. Hatta doğal hayatın içerisinde yaban hayvanları da şehire inmeye başlamıştı. Koronavirüsün en büyük etkilerinden biri de doğal hayatın desteklenmesi yönünde cereyan etmişti. Yapılan onca yanlış proje çalışmaları sonrasında doğanın verdiği mesajlara kulak tıkayanlar bugün halen ders almamış görülüyor ki ülkenin birçok yerinde yapılmaya çalışılan santraller, siyanürlü altın madeni arama çalışmaları hız kesmeden maalesef devam etmektedir. Vatandaşların gösterdiği onca tepkiye rağmen ormanlarımızın yok edilmesini, derelerimizin kurumasını, topraklarımızın zehirlenmesi maalesef devam ediyor. İşin ilginç tarafı bu yatırımları yapanların hiçbir tanesinin bölgeyle alakası olmaması, onlar bu işin daha çok mali boyutuyla ilgilenmesi ama orada yaşayan insanların ömür boyu, yaşam boyu bunun olumsuz tesirlerine muhatap olduğunu hepimiz yaşayarak maalesef görüyoruz. Yine bugün seçim bölgemizde Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürdürülen biyokütle enerji santralleri tüm olumsuz mahkeme kararlarına ve vatandaşın tepkisine rağmen maalesef bitme aşamasına gelmiştir. Doğal yaşamı ve insan hayatını tehlikeye atan Samsun'da ortaya çıkacak çevre sorunlarının araştırılması için meclise verdiğimiz araştırma önergeleri maalesef kabul görmemiştir. Yapımına başlanacağını duyduğumuz ilk günden itibaren yer seçiminin yanlış olduğunu bağıra bağıra söylediğimiz santral neredeyse maalesef bitme noktasına gelmiştir. Türkiye'nin gıda deposu olan Çarşamba ve Bafra Ovası gibi iki büyük tarımsal değere sahip olan Samsun'a birçok konuda olduğu gibi maalesef bu konuda da duyarsız kalınmıştır. Ben şimdi bununla ilgili size birkaç resim göstermek istiyorum. Şimdi Çarşamba Ovası Türkiye'nin en büyük 10 tane ovasından biri. Ve bugün Türkiye'nin yaklaşık sebze ve meyve talebinin %20'sini tek başına bu bölge karşılamaktadır. Şimdi daha önce yemyeşil gördüğümüz ovadaki santralin hali bu. Yani doğayı ne hale getirdiğimizi sizler daha iyi anlayasınız diye söylüyorum. Bu da Çarşamba halkı ortalama haftada bir gün, 15 günde bir oturuyor ve diyor ki kardeşim bu yaptığınız yanlış. Mahkeme bunu durdurdu ama maalesef bütün bunlara rağmen siz de gördüğünüz gibi bütün olumsuzluklara rağmen, mahkeme kararlarına rağmen neredeyse artık santral üretime başlayacak gibi. Şimdi biz tabii bütün bu olumsuzluklara rağmen yine bu sorunları gündeme getirmeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki bunu bir gün duyarlar da zararın neresinden dönülürse kar mantığıyla bu işlerden vazgeçerler diye düşünüyoruz. Şimdi tarıma elverişli yani bir santimetre kalınlığında bir toprağın oluşması için yaklaşık 100 yıl, minimum 100 yıla ihtiyaç var. Yani bir santimetre toprağın oluşmasıyla ilgili geçen süre. Şimdi ama bu tür bu kadar uzun sürede oluşan toprağı siz üzerine koyduğunuz santrallerle maalesef çıkardığı uçucu kül deyin, çıkardığı zehirlerle burayı zehirliyorsunuz. Aynı şekilde bu tür organizasyonlarda bazen bölgenin adı çıktığı anda bile otomatikman o bölgenin gıda üretime negatif yansıyor. İşte diyorlar ki burada santral var,
Buradan çıkan gazla bu ovanın üzerine çöküyor. Ovanın üzerine çöktüğü zaman da bu bölgede oluşan sebze, meyve otomatikman zehirli oluyor. Tamamen pazarda da rayişler buna göre belirleniyor. Bunun en güzel örneği bizim orada Tekkeköy. Orada da santraller var. Orada da maalesef baca gazları çok ciddi problem. Ve bugün Tekkeköy'de üretilen sebzenin, meyvenin pazardaki değeri diğer bölgelere nazaran daha düşük. Dolayısıyla bugün özellikle bu pandemi sürecinde bizler bir şeyi daha gördük ki tarım sektörü, gıda sektörü, savunma sanayi sektörü kadar stratejiktir, önemlidir, üzerinde durulmalıdır diye bu parlamento kürsüsü altında bunu sayısız defalar gündeme getirdik. Bugün dünyanın hiçbir yerinde, bugün bizim gayri safi milli hasıladaki tarımın payı %7. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bunun %30'un altında hiçbir ülke yok. Bakın pandemi sürecinde ithalat kısıtlaması geldi. Bütün ülkeler, özellikle biz buğdayı Rusya coğrafyasından getiriyorduk, yasaklandı. Pirinç geliyordu ta Çin'e kadar, o bölgelerden geliyordu, yasaklandı. Yani bu tür hiç fark etmediğimiz herhangi bir olumsuzlukta kapılar kapandığı zaman, içeriye döndüğümüz zaman gıda hakikaten en az savunma sektörü kadar stratejik oluyor. Biz bunu yaşayarak gördük. Maalesef hükümet bu 18 yıllık süreç içerisinde tarımı ileri götürmek yerine geriye götürdü. Mesela bugün bizim tarımsal ihracatımızın tamamı 17.8 milyar dolar civarında. Ama bugün Türkiye'deki bir Konya Ovası kadar araziye sahip olan Hollanda'nın tarımsal ihracatı 100 milyarın üzerinde. Hala bir şey kaybetmiş değiliz. Hala bu işten geri dönebiliriz. Hala bu sektörü destekleyebiliriz. Dolayısıyla biz Çarşamba Ovası'nın, Bafra Ovası'nın veyahut da Türkiye'deki ekilebilir ve dikilebilir alanların tümünde bırakın santral yapılmasını, konut yapılmasına bile karşıyız. Eğer medeniyetler tarihine baktığınız zaman şehirler oluşurken bunların tamamı kırsal alanlara, kırsal alanlarda şehirler kurulmuştur. İşte kırsal alanların dağ yamaçlarının güneye bakan eteklerinde şehirler kurulmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde tarımın tarımsal arazi üzerine, ekilebilir, dikilebilir arazi üzerine bir sanayi tesisi veyahut konut yapıldığı görülmemiştir. Ama maalesef Türkiye'de bunları yaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu santraldan bir an önce vazgeçilir. Bu verdiği zarar öyle 3 günde, 5 günde, 1 ayda, 5 ayda giderilebilecek zararlar değil. Bu aynı şeyi Çernobil faciasında da yaşamıştık. Biliyorsunuz o zamanın meşhur bakanı Çernobil'in hiç kimseye zararı yok demişti. Alıp bir bardak çayı da basının huzurunda bakın ben içiyorum demişti. Bugün de maalesef bu operasyonları yapanlar bu tesislerin doğaya hiç zararı olmadığını ifade ederken oturuyorlar belki yarın öbürsü gün o santralın dibinde ekip biçip sebze yiyenleri de görürsek ben hiç şaşırmayacağımı ifade ediyorum. Ama Çernobil'in sonuçlarının hala bugün bile Karadeniz bölgesinde ulaştığı bölgelerde kanser vakalarına neden olduğunu bugün bile müşahede ediyoruz. Yani bizler kendi elimizle geleceğimizi yok ediyoruz, gelecek nesillerimizi zehirliyoruz. Bizler burada halkın avukatlığını soyunmuş bir parti olarak bugün burada bir kez daha diyoruz ki gelin bu işten vazgeçin, gelin doğayı daha fazla kirlendirmeyin, gelin vatandaşlarımızın zehir solumasını, zehir soluyacak buradan uyarıyoruz, bu işten vazgeçin. Şimdi bunun devamında tabii yine Samsun'da bir başka olay var. O da Samsun'un Kavak ve Havza ilçelerinde altın madeni var. Altın madeni aramaları var. Değerli basın mensupları tabii yine Havza'da, Şahin Dağları'nda altın aramasıyla ilgili biz parlamentoda bunu müteakip defalar gündeme getirdik. Hatta firma geldi parlamentoda bizleri de ziyaret etti. Bırakın işte bunun zararlarını ne büyük nimet olduğunu anlattı. Zaten insanlara zehir hiçbir zaman zehir adı altında sunulmuyor. En güzel tepsilerde en güzel şekilde ifade ediliyor. Ne yazık ki
bu yatırımları yapan firmaların hiç kendileri Türkiye'de olmuyor. Onların Türkiye'deki işte atadıkları genel müdürleri, yani bizim tanıdığımız, bizim bildiğimiz insanları bizlerle muhatap edip siyanürün veyahut da mevcut şartların ne kadar da faydalı olduğunu anlatıyorlar. Onlar anlatıyor ama ben size birkaç tane resim göstereyim. Siz işin ne olduğunu anlarsınız. Burası bizim Kavak ilçemizin mevcut hali. Yani şu an daha henüz Şahin Dağları'na girmediler. Durum bu. Bakın yemyeşil. Florasına bakın. Yüzlerce çeşit floranın olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şahin Dağları'ndan bahsediyoruz. Şimdi ağır ağır başlıyor. Bakın bu da şu an Fatsa ve Kaz Dağları'nın son geldiği durum. Bakın vatandaşın yine şeyi var, tepkisi var. Ne diyor? Şahin Dağları'na dokunma diyor. Şimdi bu resme bakın, bu resme bakın. Bunun devamında bir de buna bakın. Siz ülkenizin bu hale gelmesini ister misiniz? Kim ister? Yani şu Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan hiç kimse ülkemizin bu hale gelmesini istemez. İşte bize sunumları bu. Diyor ki hiç merak etmeyin. Bundan sonra işte biz bunun üzerine şu kadar toprak çekiyoruz. Bu toprağın üzerine de ağaçlar dikiyoruz. Yani siz neredeyse bu işi hiç fark etmiyorsunuz gibi meselelerle bizleri avutmaya çalışıyorlar. Tabii bu ormanlarımız o bölgenin akciğerleri, Türkiye'nin akciğerleri. Ne hikmetse, hadi ne oluyor diyelim ki buradan maden, altın çıkıyor da ne oluyor? Ben size söyleyeyim, bunun sadece %9'u, yani çıkarılan altının %9'u Türkiye'de, Türkiye'ye veriliyor. Şimdi diyorlar ki işte milyonlarca dolar yatırım. Ben size söyleyeyim, yani altın madeni işletilirken nasıl bir yatırım yapılır? Yani bunun topluma nasıl bir katkısı olur? Yatırımların %90'ı zaten orada siyanüre harcadıkları para, siyanür havuzlarını oluşturmak için harcadıkları para, doğayı katletmek için getirdikleri makinelerin bedeli. Yani Türk milleti o makineleri yiyip içerek hayatını idame ettirmiyor. Ne oluyor? Bunlar zaten genelde Kanada firmaları tümüyle de altınla ilgileniyorlar. Sağladığı fayda da işte 1-1,5 ton topraktan 1 gram altın elde ediliyor gibi bizim Enerji Bakanımızın böyle ballandıra ballandıra anlattığı, sanki bundan çok da büyük faydalar elde ediyormuşuz gibi söylediği konular bizleri tatmin etmiyor. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli olamaz. Bugün işte bir hastamız için özel uçaklar gönderip aldırıyoruz dünyanın her köşesinden ama Türkiye'nin merkezinden, Samsun'un merkezinden, ilk adım şehri Samsun'un Havza ve Kavak ilçelerinde bu katliama göz yumanlar, gün zamanı gelecek. Bunun da tabii ki vebalini ödeyecekler. Ama biz muhalefet partisi olarak bugün yapabileceğimiz tek şey halkın avukatlığını yapıp işte bu kürsülerden sizlerin aracılığıyla bunları gündeme getirmek bizim görevimiz. Tabii ne kadar dikkate alınır, ne kadar bununla ilgili gerekli önlemler alınır, bunu da sizlerin takdirine bırakıyoruz. Ama biz kamuoyu adına halkın avukatı olarak da bunları gündeme getiriyoruz. Diğer yandan tabii bu arkadaşlarımız bölgede işte biz bölgenin sosyal projeleriyle ilgileniyoruz diyor. Sosyal hayatıyla ilgileniyoruz diyor. İşte özellikle göz boyamak adına işte 2 tane okulu boyadık. 1000 tane ağaç diktik. Efendim işte hamile kadınlara yönelik sosyal çalışmalar yaptık. Bunların tamamı bu toprakların, bu coğrafyanın yok edilmesinin karşılığı olamaz. Her zaman toprağın üstünün altından daha değerli olduğunu her Türk vatandaşının bu arkadaşlarımıza izah etmesi lazım. Tabii bundan daha çok bunlara yetki verenler, bunlara ruhsat verenler, bu alanların üretime, aramalara, işletmelere açılmasına ruhsat verenler asıl bu işin sorumluları. Tabii bugün de bizi idare eden bir hükümet var. Bu hükümeti biz buradan tekrar uyarız. Diyoruz ki toprağın üstü altından daha değerlidir. Siz
Doğayı ne kadar katlederseniz edin ama gün gelecek doğa sizin verdiğiniz bütün zararları dönüp dolaşıp sizden alacaktır. Benim dengemle daha fazla oynamayın diyor, diyecek ve bundan sonra da demeye devam edecektir. Bunu zaman zaman deniz dolgularında da görürsünüz. Denizin kenarını doldurur doldurursunuz ama bir gün bir doğal afet olur. O doldurduğunuz bütün alanları alır götürür. Bunu deprem zamanı da yaşadık. Heyelan dönemlerinde yaşadık. Biz deniz dolgularının tekrar deniz tarafından ne kadar zamanda geri alındığını hep gördük, yaşadık. Bugün bu basın toplantısı dolayısıyla ben tekrar uyarıyorum. Çarşamba Ovası'nda biyokütle tesisini kurmaktan vazgeçin. İnsan hayatı sizin kazanacağınız paralardan çok daha değerlidir. Kaldı ki siz bu yatırımları tarımsal arazi üzerinde değil, tarıma elverişli olmayan diğer araziler üzerinde de yapabilirsiniz. Çünkü biyokütle toprağın bulunduğu konunun altından çıkan bir malzemeyle işlem gören bir yapı değil. Yani tam onun bulunduğu yerin altında onun ham maddesi var. Ondan istifade ederek bu tesisi kuruyoruz mantığı biyokütle tesislerinde yoktur. Biyokütle tesisleri daha fazla atıklarla çalışır, bitkisel atıklarla çalışır, evsel atıklarla çalışır, orman atıklarıyla çalışır. Dolayısıyla taşınabilir malzemelerle hayvansal gübreyle çalışır, tavuk gübreleriyle çalışır. Bunu tarım arazilerinin yerine tarıma elverişli olmayan, kullanılamayan, özellikle dağ tipi yerler olabilir. Bunlar neticede taşınabilir malzemeler. Siz ovanın ortasına değil, bu tür alanlarda bu tesisleri yapabilirsiniz. Bizim enerjiye karşı olduğumuz gibi de bir sonuç çıkmasın. Türkiye bugün enerjiye çok ciddi paralar harcıyor. Ama bunların yapılabileceği yerler tarımsal araziler değil. Bunlar taşınabilir ürünler. Bunları tarımsal arazilerin dışında kamu sağlığına zarar vermeyecek alanlarda yapılabileceğini tekrar bu kürsüden uyarıyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevap vereceğim. Yoksa hepinize teşekkür ediyorum.